Evet, yatırımcılar altında kazanmaya, borsada kazanmaya vesaire devam ediyor ama elinde nakit olanlar şu anda özellikle de seçim arifesindeyken ev almalı mı? Ev almak için uygun zaman mı? Bu sorunun cevabını her zaman evet olarak karşılık veriyorum. Şu anda kredi muslukları kapandığı için insanlar parasını borsada faizde değerlendirdiği için satışlarda bir düşüş var. Ama satışların düşüşü fiyatların düşüşü anlamına gelmiyor. Özellikle mevsimsel etkinin de bir etkileşim olacaktır ve konut fiyatlarındaki yükselişlerin TL bazında ben devam edeceğini tahmin ediyorum. Düşük bir emlak piyasası beklemiyorum. Özellikle yine yarın bugün kredi muslukları ile alakalı bir açıklama gelirse bu sefer talepten dolayı bir canlanma olur. Faiz oranları ile ilgili açıklama gelirse bu sefer yine talepli tarafında bir yükseliş olur. Hem kira fiyatlarında hem konut fiyatlarında ben her zamanın bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. O yüzden hazır parası olup da ev almayanlar maalesef enflasyon kalıcı ve bugün enflasyon rakamı yine yüksek geldi, beklentiden yüksek geldi. Enflasyonist bir ortamda her zaman nakit değer kaybeder, mal değer kazanır. Evet, bununla bir kez daha altını çizmiş olalım. Dolar ve TL kurunda ya da Euro kurundaki son durumu da hemen sizden alalım. Orada da yine yükselişler göz kırpıyor. Dolar 31 lira 40 kuruş seviyesinde, Mart ayında 32 lira seviyesine yerleşen bir hedef bekliyorum. 32,25 lira seviyesi. Euro dolara karşı biraz daha avantajlı. 34 lira seviyesinin üzerinde. Burada da 35 lira seviyesinin üzerinde bir atak bekliyorum Avro TL kurunda. Yukarı yönlü hareketler döviz kurunda da yıl sonuna kadar devam edeceğini tahmin ediyorum. Peki 60 binden 64 bin dolara çıkan bir Bitcoin'den de Evet. bahsedelim. Burada bir işte boğa piyasasının olduğu söyleniyor ama nedir son durum onu da öğrenelim. Evet yani 64 bin dolar seviyesi görülse de maalesef o peak seviyesi 68 bin dolar seviyesi ve zararının çoğunu çıkaramayan insanlar var. %90'ını çıkardılar ama 2 yıllık gibi bir zarar süreci var burada. Bu hafta özellikle kripto para piyasasına yatırım yapan yatırımcıların çok dikkat etmesi lazım. Her an sel satışlar gelebilir. Burada 57 bin dolar güçlü bir destek seviyesi. Devamında 55 bin dolar seviyesi var. Ve fırsat vermeden bu düşüşler gerçekleşebilir. O yüzden kripto para piyasasına yatırım yapmış veya çıkış için fırsat kollayan yatırımcıların da buralara, bugünlere çok dikkat etmesi gerekiyor. Sanki bir Nisan ayında 110 bin doları böyle bir test edecekmiş gibi söylemler de hakim. Nedir buradaki yorumunuz? Yani ben kişisel olarak bu tarafa çok inanmıyorum. Çünkü ulus devletler baskılamaya devam ediyor ve bu üzerindeki baskı kalkmadıkça bu piyasa ile alakalı manipülasyon haber akışları yine devam edecektir. Peki son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da Bu alalım hafta lütfen. piyasalar açısından oldukça önemli ve kritik. Bugün enflasyon rakamı açıklandı. %67'nin üzerinde, beklentinin üzerinde bir yükseliş var. %4,5 civarında. Bu enflasyon rakamları Mayıs ayına kadar yüksek kalmaya devam edecektir. Yine bu haftanın özelinde Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası, Cuma günü tarım dışı istihdam verisi ve Cuma akşamı da Fitch'in Türkiye'nin kredi görünüm notu ile ilgili açıklamaları var. Yoğun bir hafta, gergin bir hafta olacak. Geniş band aralığında dalgalanan bir piyasa olacak. O yüzden bu haftaya çok dikkat etmek lazım para piyasalarında. Evet, son olarak hemen şunu da eklemek isterim, sormak isterim. Her ne kadar işte enflasyon rakamları yükselse de baktığımız zaman harcamalar bir şekilde kısılamıyor. Özellikle de kredi kartı nezdinde. Bununla ilgili yaptırımlar geleceği konuşuldu, çok fazla söylenildi. Ama sonrasında şöyle bir açıklama geldi. Hayır, taksitlendirmelerde herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde devam edecek. Hatta Maliye Bakanı bizzat kendisi açıkladı. Bizden bir açıklama duymadığınız takdirde kimseye inanmayın. Güvenmeyin diye. Nedir buradaki alınacak son karar? Şöyle, zaten bu kredi kartı taksitiyle alakalı kamuoyuna bilgilendirmeler veya söylemler onlar tarafından geldi. Kamuoyundaki nabzı yokladılar. Böyle bir tepki olunca da hemen yön değişti. Dolayısıyla da iyimser açıklamalar geldi. Kredi kartıyla alakalı düzenlemelerin ben yine olma ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Ama seçimlere kadar da biraz beklemeyi tercih edecekler gibi duruyor.
Anladım. Seçimden sonra Evet. bir takım sıkılaştırmalar Evet. yine gündeme gelebilir. Çok Ben teşekkür ederim teşekkür değerli ediyorum. katkılarınız ve İyi yorumlarınız haftalar, için. sağ olun. Teşekkürler. Finans analisti İslam Memiş'le Paranın Şifresi programını burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.